Peki öyle mi sahiden? Yani bu mesajı taşıyor ama bu kadar kolay olur mu söylediğiniz gibi? Ben doğrusu Sedat Peker'e konuşma, sus mesajı verilmeye çalışıldığını düşünüyorum. Şimdi evine baskın yapıldı, koruması ağır yaralandı. Arkadan Sedat Peker'i tehdit eden birisi başından vurulmuş şekilde hayatını kaybetti. Sedat Peker aleyhine olan birisi. Sedat Peker bunu yaptırdı diye bir izlenim Fikret abi hayatını kaybetmedi, düzeltelim. Yoğun öyle bakımda. Veya ağır yalara yaralandı. Evet. Dolayısıyla sanki Sedat Peker onu yaptırdı gibi de bir yayınlar yapıldı iktidara yakın yerlerden. Sedat Peker imajının da biraz daha hırpalanmasına dönük de bir hamle var. Sonuçta şu anda iktidarla Sedat Peker arasında bu siyasi satrancı oynuyoruz. Ama şundan emin değilim. Sedat Peker Türkiye'ye gelsin ister mi iktidar? Türk mahkemelerinde konuşsun, yaptığı iddialar mahkeme kayıtlarına geçsin ister mi ondan emin değilim. İki, şundan da emin değilim. Emre Olur şimdi tutuklandı, gözaltına alındı. İhtimalen tabii iddianame yazacak, mahkeme karşısına çıkacak. O da mahkeme huzurunda Sedat Peker'den aldığı bilgilerle önemli açıklamalar yapabilir. O açıklamalarda mahkeme kayıtlarına geçer ve resmiyet arz eder. Ve tabii mahkeme açık yapılacağı için kamuoyuna da yansır. O da çok iktidar bakımından güvenli bir yol mudur? Ondan da emin değilim. Bakalım ne yapacaklar? Şimdi şunu da söylemek istiyorum ben. Salim Bey de sen de Barış da biraz bahsettiniz. Şimdi bu iddialar karşısında ne oldu? İşte bir iki gazeteci yayın kuruluşlarını bırakmak zorunda kaldı. Sonra Cumhurbaşkanı'nın yakınında iki danışmanı istifa etmek zorunda kaldı. Eğer sizin kendinizden bir şüpheniz yoksa, Cumhurbaşkanlığı katında, makamında danışmanlık gibi çok önemli bir görevde yapıyorsanız ve size rüşvet istediğiniz iş kadınından diye bir suçlama yapılıyorsa, WhatsApp yazışmaları ortaya konuluyorsa, siz eminseniz çıkar dersiniz ki bu bir iftiradır, benim alnım aktır, hobzi meydan, gidiyorum mahkemeye. Şimdi bu iki danışmandan biri böyle bir sürece başvurmadılar, mahkemeye gitmediler. Bunlar iftiradır, müftiradır diye sert bir açıklama da yapmadılar. İkisi de sessizce görevden ayrıldı. Bu ne demek? Demek ki iddialarda ciddiyet payı var ki siz görevde duramıyorsunuz. Bu görev yerinizde Cumhurbaşkanı'nın sarayı olduğuna göre bundan sonra gelecek açıklamaların da yine sarayla ilişkisi olabileceği beklentisi yükseldi. Buna karşı bir atak yapılarak bu süreç yaşandı. Oysa Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yapması gereken şuydu. Bizim tanıdığımız devletin yapması gereken şuydu. Ortaya atılan iddialar ciddiyet kesbettiği için bu iddiaların hemen soruşturulması, bir başsavcının soruşturma açması, Taşkesenli oğullarının ifadelerinin alınması, şimdi istifa eden baş danışmanların ifadesinin alınması, iddialara muhatap olan rüşvet istenen iş kadının ifade alınması ve devlet olarak buna yargı üzerinden bir yanıt verilmesi. Hiç öyle bir süreç görmedik. Görmedim. İstanbul Başsavcılığı bir şey başlattı ama henüz ortaya çıkan bir şey yok. Şimdi şunu söyleyerek bitireyim. İddiaların önemi şurada. Sedat Peker Cumhurbaşkanı'nın iki danışmanını suçladı ve bunlar görevden gitti. Sedat Peker AK Parti'nin iki dönem milletvekili olarak halen parlamentoda görev yapan Zehra Taşkesenlioğlu'nu suçladı. Zehra Taşkesenlioğlu bu suçlamalara bir yanıt vermedi. Sadece eşinin başı açık şekilde görüntüsünü alıp kamuoyuna yansıtmasına tepki gösterdi. Ama o paralarla iddialarla ilgili bir şey söylemedi. Ağabeyi eski Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı bunlar doğru değil savcılığa başvuracağım dedi. O da 180 milyon dolarlık iddia ile ilgili ya böyle şey olur mu da demedi. Demek ki sermaye piyasası kurulu başkanlığı yaparken kız kardeşinin sermaye piyasası kurulundaki işlemler için danışmanlık yapmasını doğal karşılıyorlar. Bu etik değil, doğal bir şey değil. Yapmaması gereken işler. Bu yoldan para kazanılıyorsa bir de Sayın Zehra Taşkesenlioğlu'nun eski eşi rektör Ünsal Ban'ın yönettiği para büyüklükleri ortaya çıktı. Onlar da milyon dolarlar. Bunu artık siyasi olarak AK Parti yönetiminin bir yanıt vermesi gerekir. Hukuki olarak yargının, siyasi olarak AK Parti yönetiminin bir yanıt vermesi gerekir. Ama hiçbir şekilde yanıt verilmeyip Sedat Peker en yakındaki insan Türkiye'ye getirilerek sen daha fazla konuşma mesajı gönderildi diye yorumluyorum ben. Teşekkür ederim Fikret abi. Barış peki artık nereden konuşacak?
Sedat Peker'i kastediyorsunuz. Yani eğer izin verilir... Herkesin merak ettiği şu, seçime doğru çok büyük ifşalar bekleniyordu. İfşalar bekleniyordu. Bunun önü kesilecek mi? Tamamen susacak. Şimdi şöyle bir şey var. Eğer Sedat Peker'in bizzat kendi dediklerini baz alırsak, dikkate alırsak, Sedat Peker'in susmayacağını görüyoruz. Niye? Kendisi dedi ki, ya dedi seçime kısa bir süre kala, ben işte kamikaze pilotları gibi başıma ne gelirse gelsin, onu da bedeninde göze alarak mutlaka sözümü, akit olarak sunduğum sözümü tutacağım. Ve o helalleşme videosunu ya da işte son ifşaatlarımız seçim sürecinde açıklayacağım dedi. Şimdi Sedat Peker bunu düzenli olarak söylüyor. Ha, geçen hafta yanlış hatırlamıyorsam bazı tweetlerinde ya bazen hani bu ilgisizlikten, kamuoyunun ilgisizliğinden şikayet edip ya işte hani siz de hiçbir şey yapmıyorsunuz diyerek kamuoyuna sitem edip. Taşkesenlioğlu'ndan sonra. Evet. O ruh halde gitti. Gereken her şeyi siz yaptığınız, gündemde tuttuğunuz vesaire diyerek. Ama yani en nihayetinde Sedat Peker'in sözünü tutacağını görüyorum. Ha, burada ne olabilir? Hani Sedat Peker'in ölümüne diye bir laf kullanmıştı. Evet. Yani Sedat Peker'in ne olabilir? Sedat Peker'i susturabilirler. Yani Sedat Peker'in kendisi susmaz ama susturabilirler. Yani o nasıl olur? Bazı suikast timlerinin işte Birleşik Arap Emirlikleri'ne gittiği iddia ediliyor. Öyle öldürebilirler. Ama hani hep söylediğimiz bir şey var. Videoları çekmek, videoları bulutta yani dijital ortamda saklamak, onların şifrelerini belli insanlara vermek kadar kolay bir şey yok. Bunu yapmış olabilir. Yani pimi çekilmiş el bombalarını sağa sola hazırlamış olabilir Sedat Peker. Onun nasıl önüne geçerler ona da emin değilim. Çünkü şunu biliyoruz ki, bakın İpek Özbey, birbirimizi kandırmayalım. İnternetin fişini Türkiye'de çekmedikten sonra, internetin tamamen fişini çekmedikten sonra hiçbir şeyi kolay kolay yasaklayamazsınız. Yani siz Twitter'ı kapatırsınız, YouTube'u kapatırsınız, bilmem neyi kapatırsınız. Hani başka bir şey çıkar. Sadece bir site üzerinden bir yayıncılık yapılır. Yani hani anlatabiliyor muyum? Bunun sonu yok yani. Peki Barış'ın bu bildiğini AKP bilmiyor mu? Mutlaka biliyor. Ben de tam aslında onu söylemek istiyorum. Ya şimdi bizim 1,5 senedir yaşadığımız bu olaylar... 1,5 sene oldu değil mi? Evet. 1,5 senedir yaşadığımız şu olaylar... Ya belki Cumhuriyet tarihi boyunca bu toplumun, bu milletin, bu ülkenin eline geçmiş arınabilmek için, buradan temiz ve düzgün bir ülke yaratabilmek için belki en büyük fırsat. Biz işte 90'lı yıllarda bir Susurluk hadisesi ile bir arınma fırsatını yakalamıştık. Bence heba ettik. Onu da yeterince kullanamadık. Kaldı ki bazı mekanizmalar çalışmıştı. Ona evet, rağmen. Buna rağmen yapamadık. Nitekim onun içindeki figürlerin burada da yer aldıklarını bugün görüyoruz. Ya şimdi ben burada iktidardan ziyade kamuoyuna, bizi izleyenlere, yani gerçekten bu milletin fertlerine, muhalefete, partilere, hepsine seslenmek istiyorum. Bir fırsatı heba ediyoruz ya, bir fırsatı heba ediyoruz. Adeta bir magazin ya da bir işte Hollywood filmi, adeta bir narko dizisi, ne bileyim bir mafya dizisi izler gibiyiz yani. Sanki bizi hiç ilgilendirmiyor bu yaşananlar. Sanki böyle uzağında kalıyoruz. Ya bir şeyler ortaya dökülüyor. Bu ülkenin lağımları patlıyor. Bu ülkenin logarlarından irin akıyor. Bu irin ta sarayın bahçelerinden içeriye giriyor. Hiç kuşatmadığı hiç kimse kalmamış nerede ise. Ve biz... Bu ifşaatları yapanları nasıl susturuluyor? Bu ifşaatları yapanlar nasıl tutuklanıyor, nasıl enterne ediliyor? Bunu tartışıyoruz. Ama esas figürlerin, esas haklarında iddiada bulunan kişilerin itibarlı ortada gezmelerine hala göz yumuyoruz. Hala ağzımızı açmıyoruz. Böyle bir kamuoyu tepkisi oluşturamıyoruz. Ya bakın... Zehra Taşkesenlioğlu adında halen Erzurum milletvekili olan halen milletvekili arkadaş. Bu kişi milletvekili sıfatını halen kullanıyor. Eşiyle birlikte milyonlarca dolar bir rüşvet ağının içerisinde yer aldığına ilişkin deliller var.
Ve biz bunun ifşasını yapan kocasını tutukluyoruz. Bu bilgilerin olduğu boşanma davasına tarihimde ilk defa gördüğüm bir şekilde yayın yasağı ve gizli kararı alıyoruz. Niye? Bu bilgilere ulaşılmasın. Emre Olur'u tutukluyoruz alelacele. Niye? İfşaatlarda bulunan birisi. Aman o ifşaatlarda bulunmasın. Ama Ali Fuat Taşkesenlioğlu rahat rahat geçsin. Çiğdem Karaaslan hakkındaki iddialara rağmen iki kelam etmesin. Yine makbul olsun. Efendim onun üzerinden bütün AKP'lilerin suistimal ve yolsuzluklardan edinilen paraların nasıl aktarıldığına ilişkin adeta gizli kasası haline geldiklerine ilişkin iddialar kapatılsın. Ne bileyim Korkmaz Karaca gibi işte Serkan Taranoğlu gibi ya sarayın iki tane baş danışmanı sıfatı taşıyıp benim vergilerimden maaş alanlar bu rüşvet ağlarının içerisinde yer alsın. Ama o Korkmaz Karaca'ya ya işte yaş günü videoları yayınlayanlar, zekasına hayranlıklarını belirtenler, efendim sen ne kadar yüce bir insansın, seninle tanıştığıma da ne kadar mutluyum, doğum günün kutlu olsun diye yarışa girenler, uzun yıllardır iç içe olduklarını ifşa edenler, makbul birer kişi gibi hala ortalıkta dolanmaya devam etsinler. Bir hesap soran çıkmasın. Biz biliyoruz savcılar sormuyor arkadaş. Sormayacaklar da. Çünkü bu savcılık ve bu yargı sistemi sormamak üzerine kuruldu. Bu sistem böyle kuruldu. Ya ben esas sistemimi yargıya falan yapmayı çoktan terk ettim. O bir yargı değil çünkü. Yargı görevi yapmıyor. O iktidarı koruma organı. O sarayın hukuk bürosuna dönüşmüş durumda. Benim sistemim kamuoyu. Benim sistemim millete. Benim sistemim hepimize. Benim sistemim tüm muhalefete. Ya böyle bir olay sadece bizim programlarımızda tartışılıp efendim bir magazin programı izler gibi o ona ödedi, o oradan uçağa gitti, o ondan atladı, bu buna işte yakalandı, şu olacak, bu olacak gibi böyle arkası yarın dizisi izler gibi izlenecek bir konu değil. Bu memleketin her yerinden irin akıyor, yolsuzluklar ortaya dökülüyor. Bakın ne milletvekilleri isimleri konuyor. Ya bunların takipçisi olamıyoruz. Evet, bir virgül tabii daha koymak istiyorum. Son iki dakikamız. Barış bize yine bir yeni bilgi verecek. Evet Barış. Şimdi Sedat Peker'in avukatı Ersan Barkın da anladığım kadarıyla yayınımızı izliyormuş. Hı-hı. Bazı düzeltmeler yapma ihtiyaç duyduğunu algılıyorum. Dediği şu, hani bizim bilgimiz nedir? Sedat Peker'in işte basın danışmanı olarak bilinen Emre Olur Arnavutluk'ta hani uzun bir süre kalmış. Oradan hani Türkiye'ye iade edildiği durumu var ya. En azından Ersan Barkın'ın, avukat Ersan Barkın'ın verdiği bilgi şu. Arnavutluk'ta uzun bir süre kalmadı Emre Olur. Bildiğimiz kadarıyla sadece bir gün kalıyor diye bilgi vermiş. Yani hani zaman aşımı iddiası hani Bahadır sen böyle bir iddia oldu demiştin ya. Bu iddiayı teyit edemiyoruz dediğini aktarayım. Oturma süresinin dolduğunu. Evet, evet. Yani peki ben de hani yayın sırasında sordum. O zaman hani Emre Olur hangi ülkeye sığınmıştı? Hı. Hangi ülkedeydi diyerek soruyorum. Şu an bilgi sahibi olmamakla birlikte Kosova olduğunu sanıyorum. Bilgisini veriyor Ersan Barkın. Sedat Peker'in bu meseleyi nasıl okuduğunu hani biz anlattık ya da bu Emre Olur'un iadesinin ne anlama geldiğini biz aktarmaya çalıştık ya Sedat Peker cephesi için. O Ersan Barkın Sedat Peker'in bu meseleye bakışını şöyle özetlemiş. Bu da herhalde Emre Olur gözaltına dair Sedat Peker'in ilk yorumu olarak da adlandırılabilir. O anlamda arkadaşlar belki KC'yi o gözle de düşünebilir. Sedat Peker'in avukatı Ersan Barkın'ın aktardığına göre Sedat Peker Emre Olur'un teslimini, Emre Olur'un Türkiye teslimini sana da aynı muamele yapılabilir biçiminde bir mesaj olarak anlıyormuş. Sana da aynı muamele yapılabilir biçiminde bir mesaj olarak anlıyormuş. Ancak avukatının aktardığına göre kendisinin yani Sedat Peker'in bu konuda bir kaygı içinde olmadığını avukatı söylüyor.
Aksine keyifli bir halde olduğunu söylüyor avukatı. Buna devam edelim. Devam burada edeceğim. Bunu bırakalım. Çarpıcı bilgiler çünkü var. Çünkü reklam arası var. Ama Sedat Peker'in bir anlamda bu meseleye dair ilk yorumu sansürsüzde ilk kez canlı yayında aktarılmış oldu. Evet, birazdan tekrar...